Evet beyler, merhabalar, selamun aleyküm. Şu anda Bolu'dayız arkadaşlar, Bolu tünele girmek üzereyiz. Yükümüz 26 ton karnabahar yükü. Şimdi diyeceksiniz ki abi karnabahar 26 ton olur mu? Kardeşim Dorset'e boşluk bile var, sıfıra sıfır en üst ilaveye kadar yığmışlar. Tam 26 ton 80 kilo geldi. Arabiye dayamışlar yani, basmışlar yükü. Şu anda Bolu Dağı'na gelmiş bulunmaktayım ben. Tünele gireceğiz şimdi. Tünelden aşağı 26 ton olan, bakalım inişimizi sizlere çekelim. Gerçi bizim için altımızdaki araba Scania olduğu için, rotörleri de iyi olduğu için 26 tonumuş, yok 5 tonumuş, 3 tonumuş. Bunlar çok da fark etmeyen şeyler. Ama yine de dediğim gibi arkadaşlar, bu karnabahar yükü. Lahana bile anasını satayım yüklediğimiz zaman, ilk yüklediklerim 26-27 ton geldiydi de ondan sonra 21-22 tona düştüydü. Ben karnabahar yükü dedim, bu kadar ağır olmaz dedim bir de, ama demek ki tavana kadar yığsalar 30-32 ton geleceğiydi. Ama normal ilaveye kadar yığmışlar, 26.080 geldi arkadaşlar. Şimdi Bolu tünelin içine girmiş bulunmaktayız. Tünel çıkışından aşağı rampa ineceğiz. Bakalım nasıl gideceğim. Gerçi çok da bir serilik beklemeyin. Çünkü en fazla 90'a kadar bırakabiliyoruz arabayı. 90 kilometre hız olabiliyor en fazla. Şimdi diyeceksiniz ki 26 tonla abi 90'la mı yenilir buradan aşağı? Yol boş olduktan sonra, yolda sıkıntı olmadıktan sonra, yağmur, ıslaklık, kar olmadıktan sonra İnilir arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Ama tabii biz gene de duruma göre hareket edeceğiz. Bakalım şimdilik normal seyir halimizde tünel içi 70 km hızla devam ediyoruz. Hızımız 70 km. Rotörlerin sesini duyuyorsunuzdur herhalde. Tünelin içinde bile rotörleri kullanıyoruz şu anda. Rotorlar sesi harika bir ses. Ve Scania'larda hangi araba olursa olsun rotorların olması şart. Bu saatten sonra rotorlarsız arabayla çalışılmaz ya. Çalışılır, çalışılmasına ama ne gereği var? Adamlar akıyor, bakın akıyor, akıyor gidiyor yani. Akalım gidelim. Haydi bakalım. Bak adam bir araba araba yüklemiş gidiyor. Bir araba araba yüklemiş gidiyor. 4-8 tane. Evet, tünel çıkışımızdan arkadaşlar çıkışımızı yapıyoruz. Yaptık. Buradan aşağı şimdi biraz daha rotörler sesini fazla duyabilirsiniz. Çünkü bayağı bir rotörlerle iniyoruz buradan aşağı. Yük dediğim gibi 26 ton. Olmadı. Şu aşağıda bir yarım vites düşürürük. Buçuğa alırız arabayı. Araba biraz daha kompresöre binmesi için, fazla rotörlere ağırlığı bindirmemek için yapabiliriz bu işlemi. Şu anda normal iniyoruz. Yol temiz, sakin, güzel. Bir sıkıntı yok. Da şey yüklemiş, demir yüklemiş gidiyor.
Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki abi gene orta şeridi kaplamış gidiyorsun. Kardeşim şimdi böyle indiğimiz için buradan aşağı ne yapıyoruz biz? Hani sağ şeritte yavaş giden arabalar var. Rotörleri olmayan arabalar var. Bir anda lang diye arkalarında durmayalım diye orta şeridi kullanıyoruz. Buradan açıklamasını yapayım ki sonra abi gene orta şeridi kaplamışsın. İşte sol şeritten gidiyorsun. İşte ne biçim şoförsün. Yok senden şoför olmaz. Gibi gibi şeyler duymayalım yani. Şöyle ilerimizi görüyoruz. Sağ şeride kendimizi atalım şimdilik. İlerimizi gördüğümüz için ne olduğunu görüyoruz orada. Ay mübarek. Allah Allah. Evet. Şimdi normalde tuğla yüküyle de inerken aynı bu tonajlarla iniyoruz biz burayı. Vargo'ya bak sen. 25-24'e bak. Adam sallandı gidiyor be. Nereye sallandın gidiyorsun oğlum? Gidersin tabi. Sendeki tako dijital değil anlaşıldı. Sendeki tako hala analog. Saldık saldın gidiyorsun. Anladık da abi biz. Anladık da abi biz. Plakanı aldım oğlum. Plakanı aldım oğlum. Sana soracağım. Sana soracağım. Şimdi önceden buradan aşağı arabayı bırakıyorduk, bize hendekte zor durduruyordular arkadaşlar. Hendekte zor durduruyordular ama şimdi ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Böyle iyi. Rötörder, rötörder, rötörder. Hep rötörderle iniyoruz burayı. Allah. Arada bir uykum da geliyor sanki. Arada bir uykum da geliyor sanki. Öf Max, öf Max.
Şu anda Kaynaşlı'ya inişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kaynaşlı'ya doğru iniyoruz. Bolu tünelden aşağı sallandık mı buralar hep rampa. Yani araba kendisi akıp gidiyor. Biz ayağımızı gazdan çekiyoruz. Frenden de çekiyoruz. Rotörlere asılıp. Halbuki şöyle otomatik rotörlere bağlayıp da ben bunu hiç uğraşmadan kolla molla tempomatla yani o şekilde otomatik rotörlere bağladığın zaman sabit hızla buraya aşağı inebiliriz ama ben böyle rotörlere kolum çekmesini çit 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 daha çok seveyim diyelim. Oy! Evet, yaz havası geldi arkadaşlar. Yavaştan yavaştan ilkbahar yüzünü göstermeye başladı. Tabii daha Mart ayındı. Çok da güven olmaz. Köprü servis alanı diye. Üç köprü servis alanı dediği yer Türsan tesisleri arkadaşlar. Kaynaştı kavşağı. Küçük kaçık yalanların mühim değil olur canım. Önceden buralarda gaza hiç dokunmuyorduk ya. Önceden buralarda gaza hiç dokunmuyorduk. Araba kendisi gidiyordu şeye kadar. Düzce sapağına kadar. Şimdi git bir. Kaynaştı Düzce Zonguldak. Lan Zonguldak'a yol gidiyormuş bak. Ha bu kadar senedir buraya yolu izi gidip geliyor. Zonguldak yazısını daha yeni gördük ya. At gözlüğünü takmışık gözümüzü öyle gidip geliyor demek ki. Ne sağımıza bakıyor ne solumuza bakıyor. Sabit.
köprülerin üstünden de bakır 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 dedi gene geçiyor. Mamati. Neyse arkadaşlar, şimdi Türsan tesislerinde duralım, bir çorba içelim. Nasıl olsa çok da acelemiz yokmuş. Çorbamızı içelim, bundan sonra yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Bir çorbalık hakkımız var herhalde. Sabahın saat 9.30-10 oldu. Şöyle hendekten hündekten değil de şöyle düzgün yerden girelim. Adamlar durmuşlar bakın. Taksiciler bile şöyle geniş yeri bulunca adamlar durmuşlar, burada kahvaltı yapıyorlar. Bir de kahvaltının selfiesini yapıyorlar arkadaşlar. Neyse biz şöyle buradan değil de şuradan doğru girelim. Arka tarafa girelim. Bir çorba içip çıkalım. Çorbamızı içtikten sonra tekrardan sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Evet, şöyle duralım arkadaşlar, çorbamızı içip yolumuza devam edeceğiz. Haydi görüşürük bakalım şimdilik. Evet arkadaşlar, çorbamızı içtik, karnımızı da doyurduk. Çay içmedim. Ne olur ne olmaz gidelim, fırça yemeyelim buradan. Şöyle çay suyumuzu kendimiz koyalım arabaya. Yakamıza da kulaklığımızı takalım. Hazırlığımızı yaptık. Çay suyumuzu da şimdi kendimiz koyalım. Dediğim gibi çayı orada içemedik zaten. Şunları şuraya koyayım. Koyduk. Poşetimizin ağzını da bağlayalım. Bunda da gene atıştırmalık bir şeylerimiz var. Bardağımızı da bir çalkalayalım. Şimdi çay suyumuzu koyabiliriz. Aracımıza bindik. Havalarını dolduralım. Bu arada benim arabada bir havaları boşaltma işi var arkadaşlar. Bulamadım bir türlü. Büyük bir ihtimal o debriyajın dibinden olabilir gene. Debriyaj hortumunu, o patlayan hortumu. Güzel gene taktırdım, sardırdım ben onu. Bir daha şey yapmasın diye ama gene de müsait bir yerde ben bakacağım ona. Hortumu biraz uzun taktır dedim ben, hani koparsa, patlama yaparsa gene jakla ekleyebilelim diye rahat bir şekilde. Belki oradan kasıntıya masıntıya gelip havayı salıyor olabilir. Çünkü büyük bir ihtimal öyle, debriyaj biraz sertleşiyor havayı bitirdiği zaman. Vitese de zor geçiyor, o yüzden büyük bir ihtimal oradan olacak. Onu da oradan halletmiş olacağız inşallah. Kendimizin yapabileceği şeyler bunlar. Allah ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah sen bizi utandırma ya Rabbi deyip yolumuza devam arkadaşlar. Şöyle
devam edelim bakalım. Normalde dün bana sorduydu nakliyeci abimiz İsmet abi. Kaçta orada olursun? Sabah saat 8-8.30 gibi orada olurum dediydim ama gerçekte olacaktım da zaten. Ki rahat rahat oluyordum. Buran abi geç gelebilirsin deyince biz de böyle sakin sakin mazotu yakmadan kıyıdan kıyıdan hafiften hafiften yolumuza devam ederek gidiyoruz. Evet, Türsan tesislerinden çıkışımızı yapıyoruz. Yani bu yol üzerlerinde de fazla durabileceğimiz yerler yok arkadaşlar. Böyle buralarda durup çorbamızı morbamızı 2 dakikalık atıştırıp çıkabiliyoruz. Ancak böyle yapabiliyoruz. Yani ben çoğu yerde durup yemek memek yemem ama çok mecbura kaldığım zaman böyle durup bir çorba içiyorum işte. Çünkü temizlik çok önemli arkadaşlar. Bu gıda için. Gıdada temizlik çok önemli. Ben de ona çok böyle titizim bu konuda. Tesislerin çoğunda kedi, köpek bilmem ne etrafı dolu. O mutfağın kapıları açık oluyor. Oralara girip çıkanlar var. Bilmem neler var. Şimdi yer belirtmeyeyim ben de. Kimseyi karalamak olmasın. Çoğu yerler böyle. İşini layıkıyla yapmayan insanlar da var. O yüzden durmuyoruz çoğu yerde. Şimdi burada durduk, çorbamızı içtik. Devam ediyoruz bakalım. Aç karnımızı bir seferliğine daha doyurduk az bir şey. Yükümüz yine bildiğiniz gibi arkadaşlar aynı lahana değil de bu seferki karnabahar aynı, gene aynı bir çeşidi. Bu da yeşillik, sebze sonuçta. Baştan da belirttiğimiz gibi 26 ton hatta 80 kilosu dahi var. Bize iyi yük vurmuşlar bu seferlik yani. Düzce kavşağına geldik. Düzce kavşağına geldik. Devam ediyoruz.
Düzce Otogar, İstanbul Sakarya. Joystick. Aslında buradan kestirme bir yolu olsaydı daha iyiydi ya. Tabii daha ilerlere niye geçelim biz ya? Dayımın brandasını kesmişler bak. Kesmiş bakmışlar bu arabada ne var diye. Ya yazık günah ya. Yazık günah arkadaş. Bir branda oradan en kötüsü 1,5 milyardan başlıyor bir perde. İnsanlar niye böyle ben anlamadım yani. Ya adamın brandasından ne istersin? Tamam yapabilirsin. La kapat. Brandayı niye kesiyorsun ya? O ara kapağın gırgırı var bilmem neyi var. Yanlardan açılıyor bu bilmem ne oluyor. Adamın brandasını niye kesiyorsun? Zaten içinden alabileceğin bir şey olsa o adam onu oraya bırakmaz. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Daha sonraki videolarda buluşuruz inşallah. Hayırlısıyla saygılar diyorum.